Gündem özel programıyla karşınızdayız. Beşiktaş'ın yeni transferi Ukraynalı kaleci Denis Boyko şu anda stüdyomuzda bizlerle birlikte ilk açıklamalarını Beşiktaş televizyonuna yapacak. Öncelikle hoş geldin diyelim. Önce Beşiktaş'a ardından da stüdyomuza. Первую очередь добро пожаловали в Beşiktaş и добро пожаловать в студию. Спасибо большое. Teşekkür çok teşekkür ederim. Evet değerli seyirciler, önemli bir transfer gerçekleştirdi Beşiktaş. Devre arası transferleri önemlidir, risklidir ama genellikle faydalıdır. İyi kullanıldığında ki tanılan bir isim özellikle UEFA Avrupa Ligi'ni yakından takip edenler Boyko ismine de yabancı değiller. Az önce klibi izlediniz. Burada Boyko da çok dikkatli izledi. Benim en çok dikkatimi çeken işlerden bir tanesi ki Malik Bey'e de teşekkür ederek başlayalım. Tercümede bize yardımcı olacak. En çok dikkatimi çeken şeylerden biri ben uzun boylu bir insanım. Kendimden uzun boylu çok fazla insan görmüyorum normal hayatta. 1.90'ın üzerinde boyum var ama Boyko 1.97. Benden de uzun. İri cüssesi çok dikkat çekiyor klibi de izlediğimizde. Öyle başlamak istedim. Genellikle hani dev cüssesine ters orantılı bir çeviklik hali söz konusu. Klipte onu gördük. Bu fiziğine rağmen çevikliğini neye borçlu? Yani artık kaleciler de çok uzun boylu değil ama Boyko o açıyı çok iyi kapatıyor gibi geldi bana. Говорит он то, что ты высокого роста, 1.97 м рост, он сам высокий парень, да, и как бы этот. И вот это, посмотрев этот клип, удивляются тому, что несмотря на твой высокий рост, у тебя как бы реакция хорошая. И от природы так, или это работа? Да, в первую очередь, наверное, физиология, ну и плюс навыки той работы, которая проделывается ежедневно. И, ну, как бы она не проходит бесследно, поэтому при определенной работе, я думаю, каждый вратарь, игрок с моим ростом может добиться определенного успеха, определенной какой-то там реакции или еще чего. Önceden diyor yani bu böyle Allah'tan böyle ama sadece kendimle diyor her gün çalışıyorum. Yani en önemlisi çalışmak lazım. Programlar var işte antrenmanlarda çalışıyorum o yüzden evet. Böyle çevik. Öncelikle şunu soralım, transfer hikayesini dinleyelim kendisinden. Nasıl gerçekleşti Beşiktaş'a transferi? Bu arada ilk kez ülke dışında bir takıma geliyor şu anda Boyko. Bu da çok önemli. Transfer hikayesini kendi ağzından dinleyelim bir de. Говорит, хотели бы рассказать, у тебя от тебя самого узнать историю про твой трансфер в Бешикташ, потому что ты впервые, ну, как бы за пределами Украины будешь играть, и как бы в двух словах расскажи, как вообще вот этот трансфер получился. Ну, были очень длинные переговоры, я знаю, что начался предметный конкретный интерес от Бешикташа летом, после успеха, наверное, в первую очередь команды и моей, в частности, успешной игры в Лиге Европы. Летом, наверное, где-то что-то не получилось. Бешикташ вернулся к моему трансферу уже зимой. И, ну, переговоры были довольно-таки непростые, длительные, но я очень рад и счастлив, что они закончились успешно. Çok memnunum ki bu görüşmeler bitti. Artık Beşiktaş'tayım ve çok memnunum. Evet, aslında UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı çok dikkat çekiyordu ki önümde istatistik de var. Opto'nun istatistiğidir. Avrupa Ligi'nde son 2 sezonda en fazla kurtarış yapan isim. 63 kez kurtarış yapmış ve en fazla maçta kalesini gole kapatan kaleci yine Denis Boyko 9 kez kalesini gole kapamış ki UEFA'da yine yılın kurtarışı adaylarından biriydi. Evet, hatta hazırsa o kurtarışı da hem izleyicilerimize hatırlatalım hem de o başarılı performansın sırrını, evet, sebebi, ekrana, hikmetini ve o dönemdeki durumu kendisinden rica edelim. O performans için mutlaka birkaç püf noktası verecektir. Arkadaşlarından ya da Beşiktaş'ı bilen çevresinden bir araştırma yaptı mı? Yaptıysa ne gibi duyumlar aldı Beşiktaş hakkında? Говорит, перед тем как перейти в Beşiktaş, ты с кем-то еще советовался, там может у кого-то спрашивал про Beşiktaş и как и вот решил перейти в Beşiktaş. В первую очередь мне самому всегда интересно, я всегда слежу за европейским футболом. Плюс, как только узнал об интересе со стороны Бешикташа, ну, сразу же, то есть, посмотрел информацию, прочитал про клуб, про город, про, ну, в принципе, в Турции видно, что отношение к футболу. Я Бешикташ ilgilendiğim yani haber aldıktan sonra kendim de takip etti. İşte Beşiktaş tanınmış bir kulüp.
İnternette baktım testleri, yeni stat yapıyorlar. Onu işte burada havalimanında biliyorum ki Türkiye'de futbolu çok seviyorlar. Beşiktaş'ın taraftarları çok takımı seviyor. Şu anda da yani havalimanında da işte taraftarların beni nasıl karşıladılar, nasıl Beşiktaş'ı seviyorlar. Evet, ekranlara da getirebilirsek taraftarların karşılama görüntüsünü bir kez daha belki o an yaşadıklarını buradan izlerken daha iyi görebilir. Taraftar gerçekten büyük bir coşkuyla karşıladı kendisini. Evet, geldi şimdi ekranlara. Ben şunu sormak istiyorum. Dinipro taraftarları kendisini çok seviyormuş. Hazır taraftar görüntüleri de ekrana gelmişken soralım. Şu anda Beşiktaş taraftarı hakkında tabii havaalanında bir mutlaka öngörüsü olmuştur ama bir öngörüsü var mı onu soralım. Öncesinde taraftarın ona bir mesajı var. Bu sosyal medyada çok paylaşıldı. Sen henüz taraftar görmedin Boyko diyorlar Beşiktaş taraftarları ona. Yani Beşiktaş taraftarının Dinipro taraftarından çok daha bağlanacağı mesajını veriyorlar ona. Beşiktaş taraftarının bu özelliğini de aşırı bağlılığını ve coşkusunu, o azmini, hırsını biliyor mu kendisi? Он говорит то, что вот и увидел, да, как встретили в аэропорту, да. Еще был вопрос, там болельщик Днепра тоже, там что-то тоже написал в этих в социальных сетях, они ему написали, что ты вообще хорошо знаешь своего, ну, как бы, что ты вот думаешь о болельщиках Бешикташа, вот после того, как ты это увидел, отличаются ли они все-таки от болельщиков Днепра? Ну, в первую очередь, каждый болельщик предан своему клубу, это самое главное. И здесь... Сразу видно, я же говорю, только я прилетел, очень приятная, очень доброжелательная атмосфера, встреча, то есть плюс я уже один раз находился, играли мы с Бешикташем, тогда еще играл с Динамо Киев, атмосфера нереальная, и мне действительно очень нравится и очень приятно играть при такой атмосфере, это первое. Второе, те люди, которые болеют за Бешикташ, я так понимаю, что они живут футболом, живут этой командой, и для них эта команда все. Поэтому я со своей стороны буду стараться только радовать и только приносить хорошие и успешные моменты для болельщиков Бешикташа. Kesinlikle diyor, işte Ukrayna'da taraftarlar kendi takımını, her taraftar kendi takımını seviyor ama burada gördüğümü yani bu havaalanında da biz nasıl taraftarlar Beşiktaş'ı seviyor. Dinamo Kiev'de 2-3-4 sene önce Dinamo Kiev Beşiktaş maçında da oynadık, işte atmosferi de gördüm. Burada Türkiye'de taraftarlar daha fazla futbolla yaşıyorlar, daha fazla futbolu seviyorlar. O yüzden ben de elinden geleni yapacağım. Geleni yapacağım ki Beşiktaş daha başarılı olsun ve bu sene de şampiyon olsun. Evet, taraftar da ben de taraftarlar da çok memnun olsun. O sosyal medya mesajlarına da bakalım mı? Boyko'nun o transfer süreci tabii medyada da yer bulmaya başlayınca taraftar sosyal medyadan çok ilginç paylaşımlarda bulundu. Hatta evet, yola çıktığı andan itibaren de takip ettiler. Biz ekrana getirelim, izleyicilerimize paylaşalım. Sizden de rica edelim. Boyko'ya bunun tercümesini yapın ne olur. Şöyle ekrana geliyor şimdi. Mesela bir Beşiktaş taraftarı geliyor, gönlümün efendisi demiş. Ve uçağın yerini göstermiş orada yer bildirimiyle. Yorumu en son topluca alsak daha iyi olur. Bir sonraki mesaj gelsin. Arkadaşlar arka arkaya getirecekler herhalde ekrana. Evet, sıradaki gelsin. Sınavı boş verip Boyko'yu karşılamaya mı gitsem demiş öğrenci bir taraftar. Школьник написал: "Не пойду сегодня в школу, пойду Boyko встречать". Evet, devam edelim. Uçak düşer diye korkmuyorum, Boyko uçağı da tutar demiş bir taraftar. Если самолёт упадёт, я не боюсь, Boyko его поймает этот самолёт. Boyko gelince sadece iyi bir takım değil, çok yakışıklı bir takımda olduk demiş. Bunu bir erkek taraftar paylaşmış. Evet, o ilginç olmuş biraz. Quaresma Gomez Sosa. Yakışıklı, diğer yakışıklı adayları Onur Kuru'nun. Говорит, еще один симпатичный парень пришел для Beşiktaş. Ve bir bayan Beşiktaş taraftarı da sanki bunu desteklemiş değil mi? Beşiktaş maçlarını izlemeye bir sebep daha demiş. Evet, Twitter paylaşımları ekranlara geldi. Şimdi Boyko'nun yorumlarını alalım bu paylaşımlarla alakalı. Çok esprili paylaşımlar olmuş. Говорит, что ты сам думаешь про вот эти, то, что написали? Они как бы что такие, ну, смешные, да? Ну, да, приятно очень на самом деле, что в первую очередь люди следят и
знают, что я перехожу в команду. Все это приятно, приятно, очень большое внимание. Больше всего понравилось, что сказали, что даже если самолет упадет, я его словлю. Ну, в принципе, очень приятно. Я думаю, еще множество таких твитов и всяких комментариев будет. Ну, приятно очень. Çok memnun böyle şeylerden. En beğendiği ki uçak düşse Boyko onu tabii. Oldukça manizar olmuş o kesinlikle. Ben bir de bir kaleci olarak kendisine şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş de Türkiye'de geçmişte çok başarılı bir kaleciydi. Teknik direktörü kaleci olan, yani geçmişinde kaleci olan bir teknik adamla çalışacak Beşiktaş'ta. Bu onun için nasıl bir avantaj olur? Bununla ilgili bir düşüncesi, bir fikri var mı? Говорит, главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш, да, в прошлом сам был вратарем, сильным вратарем был. И ты как вот что, что ты думаешь, как бы, вот работая с ним, это для тебя будет какое-то преимущество, что вот главный тренер тоже вратарь? Ну, во-первых, я так понимаю, что в команде уже получается не один, а два тренера вратарей. Это первое. Ну и, конечно, мне будет, наверное, намного проще понять модель, структуру игры, что от меня хочет тренер, потому что он, в принципе, сам в прошлом был вратарем, и, наверное, будет намного проще найти общий язык и понять, какие задачи передо мной стоят в клубе. Табики, Шенол Гюнеш, коллеги, я на кечмиси коллеги, уларак, да, чок авантаж беним учен, чунки ondan daha kolay bilgi bilmek, nasıl takım oynuyor, kaleciden ne lazım, yani maçta ne yapmam gerekiyor. O yüzden daha avantajlı bu. Tabii babası da eski bir oyuncu aynı zamanda. Alexander Boyko, defansif ortası. En önemli nasihatı, baba nasihatı ne oldu Boyko'ya? Ну что твой отец тоже в прошлом известный футболист, да, полузащитник. Что от отца у тебя есть? Ну, наследственное, наверное, физические данные, рост и телосложение, наверное, это то, что наследственное. Ну и, наверное, характер и какая-то, наверное, целеустремленность. И вот, ну, я люблю футбол, я живу этим. Мой отец играл. Так получилось, что с детства привили мне эту любовь и отношение к футболу, поэтому... Birinci, işte babasından boyu, fiziksel o babasından karakteri, işte aile olarak babası da futbolcu, ben de futbolcu, futbolcuyum. Yani bir de hedeflerime şey, yani hedef koydun oraya, bu hedeflere gitmek, bu babandan hepsi. Отец меня привел и сказал, что всего, чего ты можешь добиться, ты должен добиться сам. То есть никакой... Была поддержка, отец мне постоянно рассказывал, объяснял, помогал, но больше ничего не было. То есть все, чего ты добьешься в первую очередь сам, без чьей-либо помощи. Поэтому ну, у меня не было никаких там... разговоров ни с кем. Я просто приходил, тренировался, а отец помогал своим советом и мог где-то потренировать иногда меня. Так, в принципе, все, что я, чего я добился, мне приходилось делать самому. Öncelikle 7 yaşından beri futbol hayatını başlamış ve babam sadece diyordu ki sen kendin bu yolunu sen kendin kimseyle yani beklemeyeceksen yardım. Sen kendin bu yoluna devam edeceksen, iyi çalışacaksan. Ben de işte onu yapıyordum, iyi çalışıyordum, antrenmanları iyi yapıyordum. Evet, tabii ki babam da bir şeyler bana anlatıyor mesela maçtan sonra bunu yapmadın, bunu yapmadın ama... Hatalarını söylüyor. Yani. Hataları söylüyor da ama ilk günden babam bana dedi ki bu yolunu, kendi yolunu sen kendin bulacaksan iyi çalışarak. Ben de onu... Bu yolda yalnızsın, çalışarak kendi yolunu bulacaksın. Evet. En önemli babanın nasihatı olsa gerek. O zaten herhalde kimseye sırtını yaslamadan başarıyı o şekilde beklemek. Evet, bir VTR'miz var arkadaşlarımız. Kendisi için hazırlamışlardı. Neden Boyko isimli bir VTR arkadaşlarımız hazırladı. Beşiktaş taraftarını da coşturacak bir VTR aslında. Bir onu ekranlara getirelim. Boyko neden Beşiktaş'ta, neden tercih edildi ve Boyko neden Beşiktaş'ı tercih etti? Bir gelsin ekranlara.
Lecce adayları arasında muazzam kaleslerle bu takımın kalesini korumak için oylandı. Belki de bu oylamada boy... Evet, dünya sıralamasında çok önemli kalecilerle bir arada ismi anılan bir kaleci şu anda stüdyomuzda. Ama işte VTR'de arkadaşımız Burak tartışmasız Neuer demiş de en iyi kaleciye. Ben de aynı fikirdeyim de yani yeri gelmişken soralım. Boyko da aynı fikirde mi? Dünyanın en iyi kalecisi kim olabilir? Тот, кто делает клип, да, он считает, что Мануэль Нойер самый лучший вратарь. Он тоже так считает, что А что Денис считает? Кто лучший вратарь в мире? По-твоему, по твоему мнению? Ну, у каждого есть свое мнение, и с любым мнением нужно считаться, и любое мнение нужно принимать. Это все мои коллеги, поэтому мне сложно ответить, кто на данный момент лучший в мире. Наверное, если тренера, игроки, эксперты считают, что Нойер, будем так говорить, один из лучших. Потому что в любой момент может быть и тот же Буффон, и любые другие вратари лучшими в мире. Я тоже хочу, ставлю перед собой цель стать лучшим в мире. Поэтому делаю для этого максимум. Поэтому я пришел в Бешикташ, чтобы стать лучшим вратарем в мире именно в этой команде. Tabii ki herkesin kendi hedefim dünyada bir numara ben kendim olmak istiyorum ve Beşiktaş'a geldiğinde işte bunu da elimden gelen yapacağım ki Beşiktaş'ta oynayarak dünyanın en iyi kalecisi olayım. Aslında şunu merak ediyorum. Şimdi parçalar birleşiyor. Bu bir meydan okuma Boyko için. İlk kez kendi ülkesinden dışarı çıkıyor ve Türkiye'ye, İstanbul'a Beşiktaş forması giymeye geliyor. Bu o hedefin bir parçası olsa gerek. Nasıl yorumluyor? İlk kez çünkü yurt dışına çıkıyor ve geliyor ve büyük hedefleri var. Говорит, ты, ну, впервые, да, в своей карьере будешь играть за пределами Украины, да, и как-то что-то, какие у тебя ощущения, да, и что вот чувствуешь, перейдя вот Бешикташ, что какие цели там, какие задачи? Наверное, присутствует небольшое волнение, потому что действительно первый раз в карьере я и моя семья уезжают жить за пределы одной страны. Ну, в этом ничего страшного нет. Я, в принципе, привык и к переездам, и к смене обстановки, атмосферы. Здесь другая нация, другой язык. Но я думаю, для акклиматизации России нормально все. Так, Дюр, табики, бираз еджанлы, чунки ити тафа, işte Украинадан, Украинадан дышинда kariyerine devam edecek. Ama diyor bence adaptasyon çok zaman geçmeyecek. Yani ben de işte sadece futbol oynamaktan bütün dünyanın gezdim, gördüm. Tabii ki Türkiye'nin Ukrayna fark var, mantık farkı var ama çok zaman sürmeyecek. Çünkü ben geldim buraya işimi yapmak. Скажи, Турция не так далеко от Украины находится, чтобы понадобилось большое время для акклиматизации. Да, Украина'nın Türkiye çok uzak değiller birbirine. O yüzden çok zaman da gerek yok böyle adaptasyon geçirmek. İnşallah çok yani çabuk. Kısa sürede uyum sağlarım diyor yani. Evet. Buna da emin bir görüntü çiziyor demeçleriyle Boyko. Evet, King Kong lakabı var kendisine. Jace Brody King Kong. Onunla ilgili bir VTR hazırladı arkadaşlarımız. Onun üzerine konuşacağız ama önce hazırladığımız VTR'yi izleyelim. O benzetmeyi biz kendimizce bir yorumlayarak bir VTR hazırladık. Ardından lakabın hikayesini kendisinden dinleyelim. Beşiktaş'ın yeni transferi Deniz Boyko'ya futbol severlerin taktığı bir lakap. Peki bu lakap nereden geliyor? Deniz Boyko'nun Ukrayna milli takımına kadar yükselmesinin altında yatan en büyük etkenlerden biri azmi. Dinamo Kiev kariyerinin ardından Dnipro formasıyla kendini kanıtladı. Dünyada Buffon ve Neuer gibi tartışılmayacak isimlerin yanında en iyiler arasında gösteriliyor. Asla kaybetmeyi sevmeyen yapısı onu gol yemez bir hale getiriyor. Onun hırsı mücadele gücünü de en üst seviyeye çıkardı. Yedek kulübesinde kaldığı zamanlarda bile hep maçın içinde oldu. Bazen sevinçlerini bir taraftar gibi yaşadı. O kadar hırslı ki saha içinde yapabileceklerinin sınırı yok.
подписи или называть. Я не знаю, если меня здесь Бешикташи придумают какое-то новое прозвище, я буду только рад. İşte o YouTube'da bu klipten sonra böyle lakap var King Kong. Nipro'da bana kimse demiyordu King Kong. Ha, internette çıktı. İnternette çıktı bu. Beşiktaş'ın taraftarları mesela başka bir lakap şey olursa... Beşiktaş taraftarı daha yaratıcıdır. Ben, evet o zaman... Çok onlar bir lakap bulsunlar diyor. Evet memnun olurum. Beşiktaş taraftarına duyurulur. Boyko sizden yeni bir lakap bekliyor. Peki biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Aslında çok fazla kişiliğiyle, karakteriyle, hikayesiyle bildiğimiz bir oyuncu değil. Dinipro'nun maçlarını izlediğimiz kadar biliyoruz. Genellikle de şöyle derler. Kaleciler önce forvet olurlar. Sonra kaleye geçerler. Onun hikayesi nasıl başladı? Kalecilik hikayesi. Говорит, мы так хотели бы еще, чтобы ты рассказал про свое, так, потому что мы только тебя, ну, знают как по выступлениям с Днепра. Вот многие, допустим, вратари становятся сначала в детстве нападающим бывает, потом становятся вратарем. У тебя как началось? Защитник. Так как отец играл центральный защитник. Центральный? Центральный опорный полузащитник. Разрушитель, будем стопер, так говорить. Он хикаясь стопер, он либеро. Бабасы, а, бабасыны изиндан гитмиш. Evet, sonra? Nasıl olmuş? Потом как случилось-то? Полгода, месяцев 7-8, наверное, поиграл. И мне стало неинтересно. И я думаю, что больше мячей будет доходить до меня, когда я стану ворота. Ну, стал. И плюс еще, я же говорю, фактурные данные присутствовали. Поэтому мне больше понравилось ловить, отбивать, чем бегать, отбирать. 6-7 ay bu stoper ön libero, evet, o süreç sürdü. 6-7 sonra dedi, işte enteresan bulmadı, dedi topları daha fazla göreceğim kalede durarak. Bir de fizikselim de iyiydi, o yüzden böyle de kaleci oldum. Evet, 71 numarayı soralım bir de. Bir anlamı var mı kendisi için? Şapkalarında da genelde 71 numarayı görüyoruz sosyal medya paylaşımlarında. Forma numarası, yani bunun özel bir anlamı var mı kendisi için? 71 номер, вот форма у тебя на этом, на шап, ну, кепка 71. Это какая-то, этот, что-то специальное это или что? Да нет, всех очень много кто спрашивает, почему именно 71 номер. Ну, для меня этот номер пошел еще с юношеской команды, потому что приходилось выбирать номера, которые были свободные, поэтому там еще, с, я не знаю, с самых ранних лет, когда я только начал становиться уже на профессиональный путь, выбрал 71 номер, ну и с этим номером, будем так говорить, иду по футбольной жизни, мне комфортно, мне нравится этот номер, ничего особенного нет в этом. Çok insanlar da bu soruyu soruyor, neden bu 71? Hiçbir şey böyle şey yani yok. Çocuk zamandan, altyapından zamandan 71 gelenek numarayı yani. Evet seçtim o devam da ediyorum. Bir kartal pençesi pozu var. Ekranlara gelsin bir. Kendisi bununla ilgili kara kartal kavramı ile ilgili neler söyler? Bir de kendisinden bir merhaba Beşiktaş almak istiyoruz sonrasında da. Önce bir kartal pençesi pozu gelsin. Evet. Вот это твой вот вчерашний. Молодец. Не, там было. И потом скажешь merhaba Beşiktaş. Когда? Вот сейчас. En büyük kara kartal diyebilir mi? Moşka, en büyük... En büyük... Kara kartal. Kara kartal. En büyük kara kartal. Bravo, çok kolay onun söyledi. Onun işi kolay. Biz şimdi yayın öncesi Sayın Genel Müdürümüz Bülent Ülgen'le konuşuyorduk. Hani bizde adettir ya, yabancı oyuncu Türkçe kelime söyletmek. Tersini yapalım dedi. Ben Rusça konuşup bir şey teşekkür etmek istedim ama önüme yazdım. Ben bir bununla... Bir rica hakikaten... var içeriden, onu rica edelim. Kartal pençesiyle aynısını tekrar söyleyebilir mi acaba? Şuras, mutlaka zelos moşka, en büyük kara kartal. Ben konuyu kapatayım mı? Hayır, kapatmayın. Da, otak. Otak? Da, en büyük kara kartal. Bravo, bravo. Onun için, şimdi Deniz Boyko kurtardı ama ben önüme not aldım. Acaba Rusya, yani Beşiktaş ailesine hoş geldin, burada olduğun için çok mutluyuz, geldiğin için teşekkürler diyebilir miyiz diye. Tabii arkadaşlar sağ olsun çevirmişler ama insan hani bir cümleyle sadece hoş geldin yazar. Ben muayeneyim. Sanırım yapamayacağım ama yine de şansımı deneyeceğim. Bütün izleyicilerimizden ve Rusça bilen izleyicilerimizden özellikle özür diliyoruz. Marika Hanım senden de. Lütfen düzelt ama eksiğim olursa. Dobre payalavat kina şüşemyu mi ochen счастливы что вы здесь спасибо что вы приели. Доğru söyledim mi? Ne kadar böyle? Not bad. Not bad. Güzel.
Evet. Süper. Not bad dedi, güzel demek ki. I understand everything. Süper. Sevindim. Ben Rusça kendisine, Beşiktaş ailesine hoş geldin. Burada olduğun için çok mutluyuz. Geldiğin için teşekkürler demeye çalıştı. Ama demişim. Öyle söyledi. Boyko'nun bu konuda sözlerine güveniyoruz. Çok sıcak bir ortam oldu burada. Türkçe, Rusça böyle karıştı. Şimdi tabii biz bayağı yakından tanıdık kendisini burada sohbetimizi, ama izleyicilerimize de biraz daha yakından tanıtalım istiyoruz Boyko'yu. Bir VTR'miz var. Boyko'yu tanıyalım. O gelsin ekranlara, ardından kendisine bir sürprizimiz olacak. Ocak 1988'de Kiev'de doğan Denis Boyko, futbol yaşantısına Dinamo Kiev'de başladı. 2001 yılında henüz 13 yaşındayken Dinamo Kiev'in altyapısına giren kaleci, 2005 yılında başkent ekibiyle profesyonel futbol kariyerini başlattı. Into... 2005'ten 2014'e kadar bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan başarılı kaleci, 9 sene boyunca Dinamo Kiev'in formasını giydi. Yine bu 9 yıllık süre içinde sırasıyla CSK Kiev, Apollon Kiev, Kirbas ve Dnipro kiralanan Boyko, 2013-2014 sezonunda 1 sene boyunca kiralık olarak formasını giydiği Dnipro'ya 2014 yılında bonservisiyle beraber gitti. Boyko, Dnipro'nun geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde filan oynayan takımının da kalesini koruyan isimdi. 1.94 boyundaki dev kaleci, Ukrayna'nın hemen hemen tüm alt yaş kategorileri, milli takımlarının da formasını terletti. Like 27 yaşındaki kaleci geçen UEFA'nın yaptığı oylamada yılın takımı oylamasında Juventus'lu Buffon, aynı zamanda Boyko'nun Avrupa Lig 2014 yılında Ukrayna milli takımı formasını da sırtına geçiren Boyko, şimdiye dek 3 kez A milli oldu ve Türkiye'nin de yer alacağı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna kadrosunda yerini alacak. Evet, VTR'de ekranlara geldi ama taraftar sahada kurtarışlarıyla daha yakından tanıyacak Boyko'yu diyelim, Denis Boyko'yu. Kendisine bir sürprizimiz var, ona formasını takdim edelim burada yayınımız sırasında. Evet, Denis Boyko ilk açıklamalarını Beşiktaş Televizyonu'na Gündem Özel şöyle programında yaptı. Ayakta rica edelim. Rica edeyim. Zaten formayı giymek için fazla da süresi yok çünkü ikinci yarı başladı. Şöyle formayı ben takdim edeyim. Hem de internet sitemizde aynı anda stüdyomuzda olduğu için pozu da vermiş olsun Boyko. Şöyle evet, eğer mümkünse giyerse, engel olmayacaksa giymesini de rica ederim. Taraftar ilk pozu bu şekilde vermiş olsun Boyko. Evet değerli izleyiciler, Beşiktaş'ın kalesinde bir King Kong diyor arkadaşlar. Yazmışlar. Kendisi Beşiktaş taraftarından yeni bir lakap bekliyor ve yeni takımının yeni formasıyla Beşiktaş'ın Ukraynalı kalecisi Denis Boyko huzurlarınızda. Beşiktaş formasıyla artık çok kısa bir süre sonra arkadaşlarıyla tanışacak. Artık takım antrenmanlara başlayacak ve uygun zaman geldiğinde de hocası uygun görürse şayet formayı giyecek. Arkasını döner mi bir formasını? Bir de arkadan o isminin gözükmesini isterler arkadaşlar. Bu şekilde de görüyoruz. Hayırlı olsun. Evet, bir vedamız kartal pozuyla olmasın mı? Yine en büyük kara kartal der mi? Biz başarılar diliyoruz. En büyük kara kartal. En büyük kara kartal. Boyko'nun bu sözleriyle de yayınımızı noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Transfer camiaya, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.